daha bak, ay, tam zamanında. Ay hadi uyandıralım da şu müjdeyi verelim. Dur 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 dur, bırakalım uyusun. Şimdi öğrenirse sabaha kadar uyuyamaz. Ah, ilk havalanışım geldi de aklıma. Yok artık. Sen nereden hatırlıyorsun 600 yıl öncesini? 600 değil bir kere, 590. Aa abla, ufal da cebime gir. Benim 595 oldu. Sen erken girdin ergenlik çağına da onda. Sen o zamanlar nasıl da tombik bir şeydin, hatırladın mı? Hani böyle 20 santim zar zor havalanıyordun, sonra hop yatağa düşüyordun. Bir keresinde 1 metreye çıkmıştın da ondan sonra güm yatağa çakılmıştın. Yatak ikiye ayrılmıştı. Bugünleri de gördük. Küçük yeğenimiz 16 yaşına bastı da havalandı bir de. Daha neler neler yapabileceğini öğrendiğinde kim bilir nasıl heyecanlanacak. Ya hele ergenlik sivilcelerinin 200 yıl geçmeyeceğini öğrenince kim bilir nasıl çıldıracak. Hadi hadi uyanmadan gidelim. Ay, ay canım benim. Günaydın. Günaydın Ayşe. Günaydın Gül. Ayşe. Gül. Ayşe. Gül. Ya 16 senedir bıkmadınız şunu tartışmaktan. Tamam işte. Babam ikinizi de kırmamış. Ayşe Gül koymuş adımı. Yeter. Evet ama Ayşe daha güzel bir isim. Hayır, Gül daha güzel isim. Sabah sabah yine formunuzdasınız halacığım. İsmim yine gündemde. Duman nerede? Mutfakta sütünü içiyor. İyi ki doğdun Ayşe Gül. İyi ki doğdun Ayşe Gül. Canım benim. Nice nice yıllara. Nice yıllara. Hatta nice 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 yıllara. Al bakalım, bu da sana doğum günü hediyemiz. Hadi açsana. Ya zaten hayatım okul kitaplarını okumakla geçiyor. Ben ne zaman okuyacağım bu koca kitabı? Üniversite sınavını buradan sormuyorlarsa hiç şansı yok. Değiştirme kartı vardır inşallah. Karta ne gerek var yeğenim? Elinle şöyle bir... Ayşegül'cüğüm, bu kitap senin bildiğin kitaplardan değil. Ayşegül, artık sana bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. Şimdi içinde var olduğumuz kainatın 2 temel boyutu var. Yani canım sen sıradan değilsin. Farklısın. Nasıl farklıyım? Yani o öyle sinemada, parkta, okulda gördüğün kızlar gibi değilsin. Anladın mı? Anladım. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Bak nasıl anladı. Peki nasıl kızlardanım? Sen sihirli güçleri olan bir kızsın. Tıpkı bizler gibi. Sizler mi? Tabii. Ben, Melda halan, baban, hatta baba tarafından ailede kalan herkes gibi. Binlerce yıldır. Hiçbirimiz sıradan değiliz. Hepimiz farklıyız. Başka insanların yapamadığı bir sürü şeyi yapabiliyoruz. Artık 16 yaşına geldiğin için sen de bu sihirli güçleri kullanabileceksin. Biz sana bu konuda yardımcı olacağız. Anladım. Şimdi ben dönem ortasında yeni okula başlıyorum ya. Siz bana heyecanımı unutturmaya çalışıyorsunuz. Ama bravo. Şu süper güç masalıyla bir an okulu tamamen unutturdunuz bana. Çok teşekkür ederim. Ama 2 şeyden kaçış yok. 1 kaderden, 2 okuldan. Kendine dikkat et. Ah, bir de eline koluna hakim ol. Aman abi dikkat. Oo küçük hanım, niçin vitrinden bakıyorsunuz? Buyurun sizi içeri alalım. He? Hadi zibidiler, hadi zibidiler, hadi. Gir abi. Evet çocuklar, ben Hulki Endoğru. Doğru. Malumunuz, evet, biyoloji öğretmeniniz.
Şimdi bugün yine yepyeni gıcır gıcır bir deneyim var. Ha? Adı ne? Aa, ne? Hocam. Ne? Rana Redimunda. Bravo. Bravo hocam. Sağ olun. Tamam. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bravo. Tamam. Şşş. Tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen. Sen şey yeni öğrencisin değil mi? Peki isim? Ayşegül. Ayşegül. Bak Ayşegül. Şimdi benim dersim öyle her derse benzemez. Tamam. Her dersi böyle fokur fokur kaynatabilirsin ama benim dersimi asla kaynatabilirsin. Asla. Neymiş? Asla. Kaytarmak yok. Yok. Küçük hanım, sadece kaytarmak değil, bakışmak, göz kırpıştırmak da yok. Hemen ne yapıyoruz? İkişerli gruplara ayrılıyoruz. Yani iki kişi ve bir kurbağa. Sallanmayın çocuklar, sallanmayın. Hadi. Otur ya. Eşleri göreyim. Şunu geçelim mi? Ben gidiyorum. Tamam. Sallanmayın çocuklar, hadi. Eşim. Kızlar, Selim şu yeni gelen kızın yanına gidiyor. Aferin. Ben de gidiyorum. Aferin. Hulki Hoca biraz uçuktur böyle. Hele karısı evden kaçtığından beri hep dönüştü. Benimle eş olmak... Selim, hadi eş oluyoruz. Hem bak görürsün, çok eğleneceğiz. Gelsin, çok zevkli olacak. Efendim. Hoş geldin Selim. Hoş geldin. Bir tek senle ben kaldık galiba. Geç. Şimdi bu kurbağaya eskiden hayvanlar aleminde kurt diyorlarmış. Sonra aslan ormanların kralı olunca bunu da ağ yapmış. O da kurbağa olmuş. Ha bunun bir de kaplumbağa versiyonu var. O da ağ, kaplumbağa. Kızlar, hayvancağız sizin dedikodunuzu dinlerken ölmüş. Ya hocam, biz bu hayvanın organlarını gönüllü olarak bağışladığını gösteren bir belge istiyoruz. Peki ben sana onun yerine şöyle bol yıldızlı bir sıfır versem? Hemen başlıyoruz hocam. Başlıyoruz. Canım, kolay gelsin. Sağ olun. Ya hiç içimden gelmiyor. Keşke şu kurbağaları bir el hareketimle tekrar hayata döndürebilseydim. Şimdi... Ceren bak, yaşıyor. İnanamıyorum. Ağam hoş geldin ağam. Öldün sandım. Peki nasıl oldu bu? Ne bileyim. Hayda. Gerçekten yaşıyor ya. Gerçekten. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Ah Mustafa, ah Mustafa. Nasıl yaşıyor ya? Kaç kere dedim sana şu deney aletlerini bozuk getirme diye ya. Nasıl yaşıyor ya? Babamla konuştum. Sonra oturup düşündüm. Galiba siz haklısınız. Ben diğer kızlardan farklıyım. Nihayet anladın. Tamam, o zaman hemen eğitimine başlayalım. İşe önce en basit sihirden başlayalım. Transformasyon. Evet. Yani dönüştürme. Gel bakalım Ayşegül. Şimdi herkes yerini aldı mı? Ders 1. Elmadan armut yapma. Şimdi Ayşegül, tamamıyla elmaya konsantre ol. Parmağını şöyle çevir ve onun armut olmasını iste. Hadi dene. O da meyve, bu da meyve. Yani yaklaştın sayılır. Kesin başaracaksın. Hadi bir daha dene. Yok ben bu işi başaramayacağım.
sahip olduğun sihirli güçleri kontrol etmeyi zamanla öğreneceksin Ayşegül. Bozma sakın moralini. Ayrıca fena mı? Sahilde bol bol muz yiyoruz. Yok. Ben bir kez daha deneyeceğim. Küçük hanım, yarın okulum var. Hadi bakalım yatağa. Okul mu? Hayda. Sihirli güçlerim var. Hala okula mı gitmem lazım? Evet. Ama bu haksızlık... Of. Ya da... Acaba diyorum... Huliki Hoca'yı bir armuta döndürürsem... Hı? Birkaç günlüğüne okulda dersler boş geçsin. Sakın ha. Bundan sonra parmağını böyle birine doğrultup böyle çevirmek yok. Ne olur ne olmaz. Sen de bana doğrultup çeviriyorsun. Ama benimkinin emniyet kilidi kapalı tatlım. Hadi bakalım yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. Afiyet olsun. Ayşegül. Dur. Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım. Sen de bana kim o diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Çankaya. Nasıl güzel değil mi? İnanmıyorum sana ya. Ceren. Nereden buluyorsun böyle soğuk esprileri? Şimdi benim babamın bir arkadaşı var. Eskimo o getiriyor. Aa, onun bir de oğlu var. Ama o Eskimo değil. Yenimo. Kafalara dikkat. Aferin sana. Ay kızlar, gördünüz mü? Tam isabet. Yuh ya. Ay Selim, aynısından bir tane daha atsana. İyi misin Ayşegül? İyiyim. Aman canım, yok bir şey. Betona top çarpınca betona bir şey olmaz ki. İyisin değil mi? Tamam, geliyorum. Oğlum hadi yürü, antrenmana geçiyoruz. Hadi abi, hadi. Yemekte bulurum seni, tamam mı? İyi misin? İyiyim. İyi, hadi. Sana bir soru. Limonun yarısına ne denir? Ne denir? 55. Ayşegül, Tuğçeler bizim hakkımızda konuşuyor galiba. Saçmalama Ceren. Sana öyle gelmiştir. Ya görmüyor musun? Sabahtan beri bize bakıp gülüyorlar. Hiç kimse girmesin. Haklısın galiba. Aman baksana nasıl yaşıyorlar. Boş ver. İlgilenme. Yeri yuvarlanmış. Kapağını bulmuş. Herhalde hala yapıyorlarmış. Bilmem. Bakma dedin ya. Doğru. Aman zaten boş ver. Umurumda da değil bakıp bakmadıkları. Çaktırmadan bir baksana. Merhaba. Merhaba. Ne haber Selim? İyidir. Bir tek bununla duyacak mısın? Ya bizim koçun verdiği programa uymam lazım. Bundan böyle öğlenleri bir tek ton balıklı sandviç yiyeceğim. Yapma ya, üzüldüm. Üzülme canım boşuna, ben ton balığını çok severim. Ya insan sevdiği şey yer mi ya? Sizi yarın akşam sinemadan önce yemeğe götüreyim mi? Ton balığı yemeği mi? Size bir soru. Bir ton balığının ağırlığı ne kadardır? Bir ton. Kırma çalışmaya başladı. Şu yeni açılan hamburgerciye gidelim. Kömür ateşinde ızgara köfte. Ha, sen sormadan söyleyeyim. Koçun verdiği programda iki tane izin var. O zaman tamam. Bence de. Anlaştık. Abi hakikaten üçüncü maçtan sonra gerek yok zaten. Ay ne güzel giriyor değil mi? Ben yalnız ne yapacağım ki? Sence ne hakkında konuşuyorlardır? Herhalde basketbol. Yok. Bence öyle doğadan, çiçeklerden, böceklerden falan konuşuyorlardır. Hatta kesin şu anda Selim doğayla ilgili yazdığı bir şiir okuyordur. Yok, ben ısrarla basketbol diyorum. Ay, acaba benim hakkımda bir şey söylüyor mu? Ceren. Ah. Bak istersen ben gelmeyeyim yarın akşam. Siz ikiniz gidin yemeğe ve sinemaya. Ne dersin? Saçmalama canım. Olmaz öyle şey. Hani belki baş başa kalmak istersiniz diye söyledim. Hayır. Sen ister miydin? Ne? Ben? Yoo. Hem ben sadece Selim'e arkadaş gözüyle bakıyorum. Ya? Ya sen? Ben de arkadaş gözüyle canım. İyi. Ya. Aa. Bak hayran kitlemiz bu tarafa geliyor. Ne haber Ayşegül? Ne haber Ceren? Niye gülüyorsun?
yapıyorsunuz? İsimlerimiz mi komik? Ceren'inki değil. Niye böyle yapıyorsun ya? Ne yaptım ben sana? Ay daha ne yapacaksın? Benle aynı sınıftasın ya. Bir tane vuracağım. Of ya. Keşke hakkımızda neler söylediğini öğrenmenin bir yolu olsaydı. Ya ne yapacaksın öğrenip? Zaten her söylediği yalan. Doğru. Ona yalan söylemek, ona iyilik yapmak olur. Of ya. Keşke herkes doğruyu söyleseydi. Dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Öyle ama kabul et. Yalan söylemek herkesin işine geliyor. Kimseyi vazgeçiremezsin. Ne haber kızlar? İyidir, sen de? Ver abi. İyidir. Derste görüşürüz. Helal be. Of ya. Niye şimdi böyle davrandı bana? Acaba anladın mı benim kendisine şey olduğunu? Ne olduğunu? Tuğçe, Berna ile Ebru'lar neredeler? Onlar artık benim arkadaşım değil. Ne halleri varsa görsünler. Bir daha ikisiyle de tek kelime konuşmam. Tuğçe, bileziğin ne kadar güzel ya. Nereden aldın? Saçına ne yaptın öyle? Harika olmuş. Ne yapayım kızlar? Güzelim, ne yapsam yakışıyor. Ya neredesiniz sabahtan beri Allah aşkına? Her yerde sizi arıyorum. Dikkat, dikkat. Müdürünüz konuşuyor. Geçen cuma benim kılığıma girmiş, maskeyle kendini bana benzetmiş biri bana bir eşek şakası yapıp odamda gizli gizli televizyon seyrettiğim yalanını uydurmuş. Külliyen yalan. Ben bütün gün kafamı kaldırmadan okulumuzun sorunlarını çözmek için çalışıyorum. Tüm öğrencilerin ilgisine ve bilgisine. İnşallah yemişlerdir.